Selamünaleyküm. Hürmet yok hocam. Demek bugün gidersiniz. Üç tek Çin mevzularınız var. Yani bugün Allah korusa ailene ve daha öyle diyeyim. Bugün bu tekstilerle. Ve üç tek küçük küçük mevzularla bir yere gidip okunan kitabımızda. Demek ki ulma, vatar, radyus, cemil hakkı yaklaşacağımız bu Allah korusa ailene özürlüğü ve ailene yoğunluğun özürlüğü. Yani şu üç tek mevzularla kod çıkışınız gibi. Şimdi ailene bunu diyeyim. Bir noktadan teng uzoqlikda joylashgan shakl, ya'ni aylana deyiladi. Mana shu aylanamizning markazi deyiladi. Aylanadan markazdan turib uni aylana chegarasigacha bo'lgan masofa radius yoki kesma radius deyiladi tushunarli. Demak, aylananing markazidan aylanagacha bo'lgan masofa radius. Xohlasa bu tarafdan borsin. Xohlasa bu tarafdan borsin. Tushunarli, qiziqli. Demak, boshdan nimaga teng bo'lar ekan, baribir radiusga teng bo'lar ekan. Xo'p, mana bu r aslida kichik r bilan belgilanadi. O'zimga qulay bo'lgan uchun katta r harfi belgilayapman tushunarli. Ya'ni r bo'lmaganning radius r barobar r demak radius bo'lgan ekan. Endi diametr degan tushuncha bor. Diametr nima degani? Diametr degani aylanani markaz joylashgan bo'ladi. Ya'ni aylanamiz bo'lsa, mana shu markaz bo'lsa, mana shu aytadiki, markazdan o'tuvchi va ikkita mana bu radiusga teng bo'lgan shakldagi mana shu markazdan bir to'g'ri chiziqda yotadigan ikkita radius umumiy diametrni beradi, tushunarli. Demak, o'z-o'zidan diametr kichkina d harfi bilan belgilanadi va mana shu dimiz ikkita katta r, ya'ni ikkita r ga teng bo'lgan, tushunarli. E'tibordingmi? Demak, radius 5 bo'lsa, uni diametri necha bo'lgan ekan? 10 ga teng bo'lgan ekan, tushunarli. Bu birinchi masala. Keyingisi, xo'p, radius nima degani, diametr nima degani bildingizlar. Ana endi vatar nima va urinmani ularni gaplashib ketamiz hozir. Xo'p, vatar aylanani ixtiyoriy ikkita nuqtasini tutashtiruvchi kesma vatar deyiladi. Qaytaraman. Aylanani ikkita ixtiyoriy nuqtasini olib turib tutashtirsak, mana shu A va B kesma vatar deyiladi. Tushunarli? Xohlasang bu uchun mana bu uchun birlashtiring. Tushunarli, qiziq bo'lmasa. Demak, vatar ikkita nuqtani birlashtiradigan bo'ldi ekan. Endi eng katta vatar qachon bo'ladi desa, eng katta vatar teng. Qachon bo'ladi? Teng o'rtasidan o'tgan. Teng o'rtasidan o'tsa nima bo'ladi vatar? Diametr. Demak, eng katta vatar nimaga teng bo'lar ekan? Diametrga. Tushunarli? Demak, vatar chunki mana bu nuqta bilan oxirini birlashtirsam, tekis to'g'ri chiqib qo'yadigan bo'lsam, bu ham bir qanaqadir vatar aslida. Demak, diametrning boshqacha bir nomi eng katta vatar bo'lar ekan. Tushundingizmi? Bo'ldi. Demak, vatar mana chumo deylar. Aylanani kesib o'tib ketsa bo'ldi, biror bir chiziq. O'sha vatar deylar. Oddiy qilib aytganda. Endi urinma degan tushuncha bor. Urinma degani aylanani bitta tashqi nuqtasi bor, tashqi tarafdan teng o'tib ketsa bo'ladi. Urinma teng emas o'tganmisizlarmi? Xuddi shu narsa. Teng o'tib ketsa bo'ladi, tushunarli. Mana shu narsa urinma deyilar ekan. Urinmani qoidasi nima? Urinma aylanani tashqi qismidan bitta nuqtaga teng o'tib ketadi va aylana markaz radiusi borku, urinmaga mana bu nuqtaga boradigan bo'lsa, urinmaga 90 gradus perpendikular bo'lib borar ekan, tushunarlimi? Demak, urinma degan gap ishlatilgan payt bilishinglar kerak, urinmaga mana uringan nuqtasiga har doim juda ko'p vaziyatda markazdan uringan nuqtaga radius ortish kerak ekan. Va mana shu radius 90 gradus perpendikular bo'lib borar ekan, tushunarlimi? Lekin mana bu vaziyatda mana bu tarafga radius ortadigan bo'lsa, bu taraf masalan, mana bu tarafga. Vatarni mana bu narsa esingizda? Vatariga radius tortib qo'yadigan bo'lsa, u 90 bo'ladi degani emas, lekin tushundinglar? Mana bu nuqtasi. Bu kesib tushuncha, kesib o'tib ketadi. Bu esa urinma, tushundinglar farqini? Bo'ldi. Endi bu nima ekan bizada? Urinma ekan. Demak, radius aylana markazidan aylanagacha bo'lgan masofa radius ekan, vatar kesuvchi qismi ekan, ichkaridan o'tib ketar ekan, urinma tashqaridan tegib o'tib ketadi, kesib ekan. Tushunarli? Boshqa bir alohida xossalarimiz yo'q. Keyingisi, demak, aylana uzunligi degan tushuncha bor ekan. Aylana uzunligi oddiy qilib aytganda aylananing perimetri degan. Chegarasi mana bu nuqta, masalan, bu nuqta bor, misol uchun qanaqadir kesib olsam ip bilan, qaychidan kesib ipga o'xshab o'rab olganini kesib oldim. Ochsam, uzun bir kesma bo'lib qoladi, qanaqadir chiziq bo'lib qoladi. Mana shu chiziqni perimetr ekan aslida. Demak, perimetr, ya'ni oddiy qilib aylananing uzunligi L harfi bilan belgilanganmiz sizlar bilan. L barobar 2 pi r derkanmiz, tushunarli. Xohlasanglar kichkina l deyman, bunday qilib.
Şurali mi? Mekat diye doğru gelip koyan mekat bilmek için harcını kabla uçlatalım. Demek L beraber 2 PRG teyin bu demek. Şurali bu trapezyan L orta çizgimez bu. Şimdi de. O için yerleştirip koymayalım. Demek bana 2 PR. Hop 2 PR. Bilmemiz bütün L'nin radyosu teyin bu demek. Bütün bir kuranlarım çıkış bulamızı. Demek P hazır gibi vaziyette 180 gram düşmez bu. Şurali de. 3.14 sıfatı gel. Kanada bu sinüs pi mesle bu. Şunayla. Eşik o sinüs pi mesle. Demek bana bu elimiz. Aynen radyosu. Radyosu 10 geteyim böyle diyeyim. Bu sayge. 10 kere 2. Demek 20 pi diyeyim. Cevap çıkarsaydı. Cevaplar pi'lik cevaplar. Burada var ya. Şunlar oldu mu? Bu oldu. Yani size. Ana kadar 15 yok 25 diyeyim cevap çıkar mı size? Kaç an çıkar aslında? Kaç an ki variantı uzaydı. Yani savar vergen payette. Pi takım pi'ni 3 deyip 10 indip koyar. Pi deyip koyar, bana var 3 deyip koyar. Post içeyim. Post yap koyar. Yani şu vaziyette pi'ni 3 deyip ap getirip sap kitabı indi diyen. 3.14 kesildi. Hani hala fiiller yiyen bura akıllı. Lekin biz 3.14 diyen pek böyle. Sağolun bana çeren bu için. Evet. Yaşı. Hop. Kengisi. Paylarda yayının özürlüğü değilipti. Demek. Neyse ayrıca bu yiyen bursa. Şıkılık. Ondan sonra şey. Ayrıca mana shu aylanadi yoyni uzunligi. Mana bu markazdan turib bitta radius tortsam, bu yoqdan radius bo'ladi, to'g'rimi? Bu taraf nima bo'ladi? Qanaqadir radius bo'ladi. E'tibor bering, yoy nima degan? Yoy degani ikkita radius tortgan paytimda butun boshli aylana ikkita bo'lakka bo'linadi. Ya'ni mana buni shtrixlab olsa, mana buni ichki tushun bilasiz, qanaqa shakl bo'ladi? Cho'rchaklardan qolib qolaymi? Mana shu vatar shtrixlangan vatar oddiy qilib aytganda butun aylanani ikkita bo'lakka ajratib qo'yaman. Mana bu kichik bo'lagi va pastki qismi esa katta bo'lak shunali. Kichik yoy va katta yoyga ajratib qo'ydi. Yoylar birlashmasi aylanani qaytarib beradi sizlarga. Tushundingizmi? Bo'ldi. Kichik yoyga mos burchak qanaqadir alfa bor. Tushundingizmi? Orasida burchak alfa bor. Va mana shu alfa o'zi tortib turgan yoy mana bu kichkina L deyilar ekanda, mana bu burchak alfasi bor, o'ziga mos yoyga teng bo'ladi. Mana bu joy. Mana bu radius. Aytadi, mana bu kichkina L yoyining uzunligi kichik qismi bo'lagi bor-ku deydi. L barobar R alfa deydi. R alfa nima degani? R radius, mana bu alfa radiandagi burchak qanaqa? 30 gradus bo'lsa pi taqsim 6 qo'yasan deydi. Tushundingizmi? 60 gradus bo'lsa pi taqsim 3 qo'yasan va hokazo. Ya'ni mana shu ikkita aytadiki, radius 3 ga teng bo'lgan va 30 gradusli yoy tortib turibdi deydi. 30 gradus yoy degan, demak mana bu 30 gradus bo'lgan, mana bu yoy uzunligini toping. Tushunarli? Shunaqa savollar ko'ramiz, xudo xolisa. Mana shu tarafda o'zi 2 3 ta formula bor-da. Demak, ko'proq o'zimni men oldingi oddiy bir kesmalar burchaklarni ishlaymiz bugun sizlarni. Mana ko'proq burchak bilan ishlaymiz-da. Burchaklar birinchi mavzularga to'g'ri kelaveradi. Shunchaki aylanlar ichida bo'ladi o'sha burchaklarimiz. Va aylanlar degan tushuncha kirib kelyapti. Vatar degan tushuncha, vatar hali ichkarida chizilgan paytdachi, aynan desamiz ichkari chizilgan paytimiz. Vatar ikkita vatar o'tkazildi. Orasida bo'lsa palon bunaqa bandaqa burchak deydi. To'xta. A shu aylanada bo'lsa bo'lmasa o'zimman biz bandaqa burchaklar o'rganganmizlar, to'g'rimi? Bu bunga qo'shni bo'lardi. Bu qaysi ichki burchak almashadi degan qoidalar o'tganmiz-ku. Xuddi shunaqa bo'lib ham bor. Faqat shu aylanani ichida bo'ladi shu jarayonlar hammasi. Aylana degan so'z qo'shib qo'ygan sizlarga, bu boshqa narsa yo'q bo'ldi. Tushundingizmi? Bunaqa og'ir va murakkab qaramanglar. Xudo xolasa misollardan tushunib o'rganib ketaveramiz. Savol bormi shu jarayonlar bo'yicha? Ha, vatar uzunligini so'raymizmi? So'rash mumkin. Misol uchun qarang. Orasidagi burchak bo'lsa Sherzod. Ikkita radius aniq bo'lsa, mana vatar topib bergan gelsa, bu bemalol uch burchakni foydalanib, mana A tomoni desam, kojensatsiya emas, qisqina bo'ladi. Chunki mana bu narsa aslida uch burchak shakl, to'g'rimi? Ikkita RR bor, orasida burchak alfa bor, kojensatsiya emas, mana bu aniq topsa bo'ladi bemalol. E'tiborlimi? Ya'ni uch burchak kesib olishni o'rganaveringlar-da. Xo'p, mana bu boshqa jarayonlar qolmadi. Mana shuni ko'rib chiqamiz, misolga o'tsak bo'ladi. Yozamiz. Birinchi savolimizga qarang. Birinchi savolda aytayaptiki, aylana berilgan va mana shu AB vatar deyapti, 90 gradusli yoyni tortib turadi. AB vatar degani vatar o'tkazilganmi? Mana bitta vatar bor bizda. Mana o'tib ketdi vatar, tushunarli. Va mana shu kesib o'tgan birinchi qismi A bo'ladi, ikkinchi qismi haridan B ga teng bo'ladi. Bu ortiqcha qism kerak emas, tushunarli? Ichki qismi vatar qolsin. Ana endi 90 gradusli yoyni tortib turadi degani yoy degani boya aytdim, mana bu kichik yoy edimi? Mana aylana markazi, to'g'rimi? Mana shu markazdan vatar o'tgan joyga kesma tortasizlar har doim, tushundingizmi mana? Va mana bu tarafga. Mana shu orasi necha gradus bo'lgan ekan? 90 gradus bo'lgan ekan, tushunarli? Va aytayaptiki, 90 gradus yoy tortib turadi va aytayapti.
AB doiraning O markazidan deb AB doira O mana markaz O bo'lgan ekan, tushunarli? O markazdan O ni perpendikular tushirildi. Mana bu AB kesmaga O ni perpendikular qanaqadir? D kesim perpendikular 90 ga boradi, to'g'rimi? Perpendikular tushirildi. Va AB ni O ga nisbatan toping. AB ni O ga nisbatan so'rayapti. Faqat qiling. O'zi umuman aynan o'chib tashlasam hozir. Mana bu joy nima bo'ladi? R. Mana bu joy R bo'lmasmi? Tengmi bilan? Chunki markazdan bu yoqqacha emas, bu yoqqacha R bo'ladi. Ikkinchi masala. Bu qanaqa shakldagi uchburchak? To'g'ri uchburchak, uchburchak. Teng yonli ekaniga, teng yonli to'g'ri uchburchak bo'lib qoldi. Esasiga. Mana 90 gradusli joylar ikkita tanadisimiz katta bo'lib qoldi. Katta yuzasi ilzostikker. Ilzostikker. Mana qisqa bo'ldim, shu yerda qara. Mana bu ODA, shu ODAni qanaqadir misol uchun savol. ODA o'z asli balandligi uchburchak uchun. Mezonatsan bo'ladimi bo'lmaydimi? Bo'ladi. Nimaga? Chunki u teng kigi bo'yapti. Teng yonli kigi bo'lmaydi, teng yonli teng kigi bo'ladi. Teng yonli kesmalar, mana teng yonli uchburchak qoldi-ku. Mana bu tushirilgan balandlik ham mediana ham bisektrisa ham balandlik bo'ladi. Hammasi bo'ladi, to'g'rimi? Uchtasi birdan. Demak, mana biz bilgan gipotenuza, mana uzun mana AB kesamiz shuni. Bir qoida bor edi-da. 90 gradusdan tushirilgan bir mediana bo'lsa, agar gipotenuza nimasi bo'ladi? Yarmiga teng bo'ladi, qoida bor desiz-da. Men teng estasimki. Esiga tushmoq qo'ydim. Ya'ni mana buni qanaqadir mediana desam bo'lar ekan, demak bor. Unda gipotenuza ikkita mediana teng bo'lib qolar, mana bu kesmaydi. To'g'rimi? E'tibordimi yo'q? Demak, ABimiz 2ta m bo'lgan ekan, mana buimiz m bo'lgan ekan, barobar 2 bo'lgan ekan javobimiz. Tushunarlimi? Qisqarib ketdi mlarimiz. Oddiy qilib aytganda, mana buni m, masalan, mana m barobar mana qoida bor. M barobar s taqsim 2 degan qoida bor edi. Buni gipotenuza s deb tursa, baribir shu 2 degan javob chiqadi. Shunday deb s ni qisqarib ketdi. Demak, bu hosil ekan, shunchaki javob chiqib bo'ldi. E'tibordimi yo'q sharhni nima qilyapsiz? Shu. Va u variant kelmasa, agar bir chekida nima qilasizlar? Mana bu r, bu ham r. Demak, mana bu joy ilzostik ker bo'lgan ekan deysizlar misol uchun. Demak, r ga bog'lab oldim deysizlar. Endi o'ylash kerak. Hozir bu qoq markazdan o'tsa, mana bu joy men misigisi mezana bo'yapti, 45 deb turib, mana bu kerasi tenglashtirib, katetlar qilib, pifagor, kichik pifagorcha qilib ishlaysiz deb aytdim. Bundan ko'ra mana bu ancha ancha qulaysiz uchun. Hop, ikkinchi savolga qarayapti. Shunchaki uchburchak xossalarda qaraydi, ya'ni borib o'sha qilib boryapsiz oxir. Xossani o'rganish kerak bari. Hop. Ikkinchi savolga e'tibor beramiz. Radiusi 1 ga teng bo'lgan aylanadagi nuqtadan uzunliklari radiusiga teng bo'lgan, uzunliklari r ga teng bo'lgan 2ta vatar o'tkazildi. Vatarlar orasidagi burchak toping. Hop. 2ta vatar o'tkazilgan radiuslar r bo'lgan ekan. Bir qatta radius r-lik, to'g'rimi? Bo'lsa radius qanaqadir r-lik va orasidagi burchak nimasi bo'lyapti? Alfa so'rayapti, to'g'rimi? Mana bu r bo'lgan, bu ham r ga teng bo'lgan qanaqadir shakl. Kesmalar bo'lgan vatarlar. Orasidagi burchak. Xo'p. Mana markaz ham bitta. To'g'rimi? Savol. Markazdan toki mana bu kesmagacha oxirigacha bu ham radiusmi? R. Buchi. Bu ham r. Savol. Mana bu qismni sekin birlashtirsa yo'q nima bo'ladi? Nimaga? Chunki aylana markazi tomoniga, to'g'rimi? R R R qanaqa uchburchak bo'lgan bitta o'ng taraf. Muntazam chiqib, teng davomli uchburchagi. Bu uchburchak necha bo'ladi? Mana bu joy. 60 buchi. 60. 60 bu yog'icha. 60. Tushunarli? Unda bu tarafga qarasan. R R R mi bu ham? Bu yog'icha. 60 bu yog'i ham. 60 bu yog'i ham. 60. Unda jami qancha bo'lgan mana burchagimiz tepasi? 120. Tushundingizmi? Bitta mana bu joydan radius topib turib burchakni aniqlab oldik. Savolmi? Yaxshi. Hop, uchinchi savol. Uchinchi savolimizda aytayaptiki, ikkita aylana shunday joylashganki, ularning har biri ikkinchisini markazda yotadi. Shu aylanalarga o'tkazilgan umumiy vatar ularni markazidan qanday burchak ostida ko'rinadi? Savolni tushundingizmi? Hop. İki tane bugün ayın birbirine merkezden otar ekan da bana özüm düşünüyorum bak harbi yok. Bir siz olsam, ben merkezden, ikinci bana siz olsam gibi boladın mı? Boladın. Boladın mı mıydı? Boladın. Bu bitti. Ne mi oluyor? Haa. Birbirine merkezden otuş gerek ya, doğru mu? Birbirine merkezden otuş iki tane ne mi buluş gerek birbirine? Tengi. Başka harbi yok da. Cünali.
Bir kichik ders katta bo'lsa, bittasini o'tib ketishi mumkin, lekin kichkinasini men oddiy qanday qo'l yetmaydi markazga, o'rtaga e'tiborli. Shuning uchun nima ham tepa-teng bo'lishi kerak ekan. Xo'p. Nima aytib qolaman, nima demoq kerak? Ana shakilni taxmin. Chiroyli mana markazdan kelasiz. O'rtasida vatar o'tsangiz. Ha, o'rta nima qilgan ekan? Umumiy vatar o'tgan deyapti-ku, umumiy vatar degani ikki narsa tegib o'tib ketishi ham joy. Shundaymi, mana shu kesma bo'lgan. Va markazdan qanday burchak ostida ko'rinadi deyapti. Mana bu joygacha nima qilaman? Bitta radius otaman. Mana bu joyi qanaqadir bitta radius. Radius otamiz. Bu yoq ham qanaqadir radius bo'ladi. Bu yoq ham qanaqadir radius. Ona sana burçin soruyor bize namaz. Şunu elli miyim? Hop, varianti ile var mı? Anladım, yani, rom köşe kendi. Hop, rom köşe doğru bu yapın. Hop, ne kadar hazır gidip hamza, işte yer olsa bir yer yapıyorum. Haa, yaşayın. Hayır, bana bu joy kare. Bana bu joy kare de, bana bu orta var mı? Hı. Ne mi getin şu? İki yol kare. Yer, ne mi getin? Er getin. Er getin. Razım getin değil mi? Hı. Yani, mana bu joy erdi çünkü mana bu aylana merkez mana bu chap taraf aylanamiz bor. Markazdan to narigi markazgacha bir radiusga teng bor. O'zining chegarasidami, to'g'rimi? To'g'ri. Bunda bu ham nima bo'lgan ekan? Er bo'lgan. Mana tomon teng. Mana bu taraf qanaqa uchburchak bo'ldi? Qani kesib oldim, qarang. Mana bu qanaqadir uchburchak kesib oldim. Hamma tomonlar ham qoldi. Er, er, erdan. Mana bu joy nechta bo'ladi? 60. 60. A, buni ham pastga uchburchak qarang, mana bu joyi ham. Er erdan mı? Onda ayrı neçi bölü? 60. Onda cami kança bölü? 120. Şunu bilen mi yok? Yani bizden sonra gel, bana burçak cami bir zirhani kol demek. Vete bu arada? Evet. Yaş. Bana bizde ortada bir vatayla var mı topik bir ortada? Umuy vatar diyen neçe? Bir yerden okusup koymamız. Çünkü o vatar bunu unutmuyor. Evet. Şunu bilen. Ve kami ikimde kaçın mı konu? Bence iki tane çizgen paytımızdı. Çizgen paytımdı. Yani okey. Ben metrodan unutmuyordum misal canım. Ver rağla. Şunu ile? Aynen bir noktada kesişken yorum çıkıyor vatan. Şunu ile kelesin. Ben atış. Ha? Yol atı. Umumi vatan deyken iki de kesişken noktasına uçuş geliyor. Ha? Yok. Kesişken noktalar tabi. Bu ya kesişmeyen nokta iken nasıl? Kesişken nokta bana koyduğunu. Şunu gelin sıfırda anlasın ha bunu. Hop. Keyin bir soru getirme veriyoruz. Keyin bir sorumuz bu bize de. Dörtüncü soru. Doğru da etelim. Hop. Aylanlarning A nuqtasidan o'tkazilgan AB va AC vatarlar uzunliklari mos ravishda 5 va 12 ekan. Xo'p, agar ularning ikkinchi uchlari tutashtirilsa, yuzasi 15 teng bo'lgan uchburchak hosil bo'lar ekan. AB va AC vektorlar orasidagi uchburchakni toping. Juda ham oddiy savol ekan, xaridorimiz. Aylana bo'lgan, shunchaki sizlarcha tarjima qilishlikni o'zingizga tushunarli qilib savol. Tushunarli? Ikkita vatar bo'lgan ekan. O'sha vatarlarimiz A nuqtadan 2 ta vatar o'tgan. Bittasi uzunligi AB vatarimiz 5 bo'lgan ekan. Mana bu A B vatar 5 ga teng bo'lgan va AC qanaqadir vatar bo'lgan. Tushunarlimi? 2 ta vatar. Bittasi 5, ikkinchisi 12 bo'lgan deyapti. Va vatarlar uchlari tutashtirilgan deyapti. Nima hosil bo'ladi o'shanda? Uchburchak. Shu uchburchak yuzasi deyapti 15 ga teng deyapti. Tushundingizmi yo'q? Vatarlar orasidagi burchak. Mana ikki vatar orasidagi burchak alfami? Savolda ikkita tomon orasidagi burchak bo'lsa nimani topsa bo'lardi o'zi? Yuzani. Yuza berilgan. Tomonlar bor. Burchakni topsa bo'ladi, to'g'ri? S barobar. S barobar AB taqsim 2 sinus alfa. S bormi? Bor. A bor, B bor. Faqat nimani topish kerak? Sinus. Tushunarli. Yaxshi. 60 bo'lsa, bu yo'q demak. 30 yarim bir taqsim 2. Demak 30 grad chiqargan. Savol qo'yasiz. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beramiz. 5-chi savol. 5-chi savolimizda aytilyaptiki, radiusi 5 ga teng bo'lgan aylananing markazi markazdan 4 ga teng masofada joylashgan nuqta orqali diametrga perpendikular vatar o'tkazib, shu vatar uzunligini toping. Radiusi 5 ga aylana bo'lgan ekan. Radius 5. Va mana shu radius 5 bo'lsa deyapti. To'rga teng bo'lgan masofada nuqta bor ekan. Mana markazi. Shu markazdan radiusdan teparoq to'rlik masofada kesma bor ekan, qanaqa nuqta bor ekan. Jami mana bu nuqtadan aylana chegarasigacha 5 li masofa bor.
u to'rlik nuqta tanlayapti. Mana buncha nuqta bor. Tushundingizmi? Shu nuqtadan o'tadigan bitta vatar tortdi. Vatar. Mana o'sha vatar. Tushundingizmi? Diametrga perpendikular vatar o'tkazilgan. Diametrga perpendikular vatar. Mana bu diametr, biz diametrimiz, to'g'rimi? Bilasizlar? Mana masofa to'rlik. Mana bu jami nima bizda? 90 gradus. Diametr. Mana bu 90 bo'lgan ekan. Xo'p, bizdan nima so'ragan? Bizdan so'raganki, xo'sh, oxirida qaniydi? O'tkazilgan. Shu vatar uzunligini topingiz. Mana vatar uzunligi. O'zi mana bu joygacha necha masofa? Mana orasi bilan, mana markazdan to'ra. Savol, mana bu radius necha bo'ladi? 5. 5 deb o'zaytganmi? 4, 5. Mana bu kasetmi? Necha bo'ladi? 3 yotlab olgansiz-da o'sha? Ya'ni mana bu qanaqadir to'g'ri uchaga cho'chib qolgan. Mana bu radiusiga 5 ga teng bo'lgan. Mana bu katet masofaga 4 deb kitobda aytayapti. Mana bu so'rayapti x. Shu asli 3 bo'lgan. 3 4 5 Pifagordan kelib chiqyapti. Tushunali? Savol yo'q. 6 ekanda, to'g'rimi? Yo'q, demak, mana shu x 3 ekanda, demak, jamimizga nima kerak? Mana bu orasidagi kesma kerak mana jam. Unda jam bu yog'i x bo'lganligi ham teng bo'ladi. O'rtadan o'tyapti. Demak, bu o'z-o'zidan 6 ga teng bo'ladi. Tushunali? Savol yo'q. Yaxshi yozamiz. 7-chi savolga to'g'ri. 7-chi savolda aylana diametrining uchlaridan aylanaga o'tkazilgan urinmagacha bo'lgan masofalar 1.6 va 0.6 ga teng. Diametr uzunligini toping deyapti. Qarang, tani nima bo'lgan? Mana shu aylana diametrining uchlaridan deyapti. Mana diametr bor, bizda o'rtasidan o'tadi, bilasizmi? Markazdan o'tadi diametr har doim. Va to'r qismga iborat bo'ladi. Mana shu diametrning uchlaridan deyapti. Uchlaridan. Xo'sh. Uchlaridan uzunmagacha bo'lgan masofalar 1.6 va 0.6 ga teng. Diametr uzunligini toping. Bitta urum o'tkazilgan ekan, qarang. Urum o'tkazdim, ko'rdingmi? Mana shu urunma deyapti. Mana shu urunma. Mana bu diametr bitta uchidan bu yoqqacha bo'lgan masofa nechaga teng? 0.6 ga teng deyapti. Mana bu urinmada mana bu joygacha bo'lgan masofa nechaga teng? 1.6 ga teng. Tushundingizmi yo'q? Ya'ni diametr uchlaridan urinmaga perpendikular masofa. Ha, shunaqa. Tushundingizmi? Va so'rayapti. Aylana diametri necha bo'ladi? Savol. Urinma degan paytda aylana markazdan urinmaga tushgan nuqtaga radius o'tkazilgan bo'lyapti sizlarga? Mana shu radius bo'ladi, to'g'rimi? Diqqat qilinglar. Mana shu shaklga qarang. Mana bu shakl o'qib qo'ying. Ikkita asosiy bilan trapetsiya o'tkazib qo'ying, qaranglar. Mana o'rtasiga o'xshab qolmayaptimi? O'tkazib qo'ying, bo'ldi, mana radius. Endi o'xshayaptimi degan gap noto'g'ri. Hamma narsa o'xshashi mumkin, masalan, o'rtasiga o'xshab ketishi mumkin. Endi bitta qoida bor edi. Mana bu o'rta chiziq yon tomonidan tengkiga bo'lardi desinglar ham, va parallel bo'lardi. Endi bu 90 gradusga borsa banalik bo'ladi. Bunda boya aytdim, markazdan turib urinmagacha ham 90 boradimi? 90 90 90 bir-biriga parallel desan ham qaraydi. Va kamiga mana bu radius bo'lsa bu ham nima? Radius teng bo'lakka bo'ladi ham parallel bir-birlariga. Demak, o'rta chiziq bo'lgan ekanda. Qanaqa o'rta chiziq? Demak, r barobar mana bu o'rta chiziq ikkita asoslar, mana asoslar qo'shma qilaman keyin bo'ladi. Bo'lib qo'yaman, javob nima chiqadi? 2 2 ni ham 1 1. Radius necha bo'lgan ekan? 1 1. Diametricha 2 2. Tushundingizmi? Bizdan nimasi so'ragan? Diametr so'ragan. Demak, diametr 2.2 ga teng bo'lgan ekan. 2 ga teng bo'lgan. Ko'paytirib qo'ysanglar bu. Yaxshi, keyingi savol. 8-inchi savolga qarang. 8-da. Xo'sh, aylana tashqarisidagi nuqtadan aylanaga 2 urum o'tkazilibdi. Xo'sh, aylana bo'lgan. Va 2 urum o'tkazilibdi tashqari nuqtadan. Mana bitta urinmamiz. Mana ikkinchi. Bilib qo'yinglar. Hech qachon bitta nuqtadan aylanaga mana bitta urinma o'tkazsanglar, mana masalan 10 ga teng bo'lsa-chi, ikkinchi urinma meni olib, mana bu o'tkazsanglar, mana 20 ga teng bo'lmaydi hayot. Aynan 10 ga teng bo'ladi, tushundingizmi? Aylanadagi tashqari ixtiyoriy nuqtadan turib, aylanaga 2 urinma o'tkazsanglar, 2 urinma har doim tepa teng bo'ladi, tushundingizmi gapni? Ya'ni teng uzoqlikda joylashgan hamma tomonlar, o'shaning uchun aylana shunisi bilan qizildi. Bir hammasini joylashtirib beradi. Xo'p. Mana bu yerda teng bo'lgan ekan, e'tiborlimi? Endi qarang. Va orasidagi burchak qancha ekan? 72 gradus. Urinmalar orasidagi mana 2 urinma-ku. Orasidagi burchak 72 bo'libdi-da. Va aytayaptiki, agar mana shu bo'ladigan bo'lsa, aylananing urinish nuqtalari
orasidagi katta yoyni toping deb. Mana urmish nuqtalari bor. Ko'rdinglar? Bitta kichikroq yoy, bitta kattaroq yoy paydo bo'lgan. Qarang, ko'rasizmi? Katta yoy toping deyapti. Katta burchakmi? Qarang, mana bu nuqtadan agar urinma bo'lsa, harakat qilinglar, radius tortish kerak bo'lyaptimi? Mana markaz turibman. Bu yoqqacha. Radiusmi? Bu yoqqacha ham? Radiusmi? 90 graduslik bo'ladimi? Esinglardan? Qaranglar. A B C qanaqadir O mana. A O B C. Bu ham bir qandaydir 4 burchak shaklmi? Qaranglar. Bitta mana. Radius yetib qanaqa trapetsiya bo'lsa shoshilmay turing. Mana ham qaranglar. Mana bu 4 burchak, xabar 4 burchak kesot bu ham. Bitta 4 4 ta shakl bor, 4 tomon bor buni ham. 4 burchak. Ichki burchaklar yig'ilsa nechta bo'lish kerak? 360. 72, 2 90 zayn. Mana buni aniqlab tursam bo'ladimi? To'g'rimi? Qaranglar. 72 qo'shilgan 90 qo'shilgan 90 plus alfa nechaga teng bo'lishi kerak? 360ga. Ichki burchaklar yig'ilsa shundaymi? Shunday foydalanadi. 2 90 ni qo'shsam 180, bu yoqqa qo'ysa 180 bo'ladi. Alfa teng 180 dan ayirasa necha 72 mi? Alfa necha bo'lib qoladi? 108 gradus bo'lgan ekan. Mana 108 bo'lsa, unda kattasi necha bo'ladi? Kattasi mana bu tarafmi shunda? Mana bu tarafmi? Unda jami qancha bo'lishi kerak markaz aylanasi, kichkina aylanasi? 360 yozib tushunmayapsan-a? Mana buni topdik alfanimiz. 108 chiqdi. Bizdan katta qismni topgin deyapti. Pastini. Unda mana jami necha bo'lishi aylanasi o'rab turgan 360. Pastni betta turamiz bo'lmasa. 360 ni aytib qo'yasizmi? Ha, bo'ldi. Betta barobar 360 dan ayir 108 ni mana bu integratsiya javobi 200 necha? 250. 250 2 ekan. Tushunarlimi? Ancha qolmadi, o'rilib tushuninglar. Xo'p, keyingi misol. Xo'p. To'qqiz ishlardan o'zimiz harakat qilib 10-chi savolga qaraylik. 10-chi savolda aytilayaptiki, radiuslari 6 va 2 bo'lgan aylanalar tashqi tomonga urinadi. Ikkita aylana bo'lgan ekan. Bittasi 6 lik, bittasi 2 lik bo'lgan ekan. Tashqaridan urinar ekan bir-biriga. Mana bittasi, hop, 2 lik. Bittasi esa qanaqadir 6 radius. Kelib turib urinib turasiz. Shunaqa, shunday. Namalar, mana shunaqa kesim bo'lgan. Qandaydir. Bittasi 6 lik bo'lgan. Endi aytilayaptiki, 6 va 2 aylanalarning urinish nuqtasidan, mana urinish nuqtasi ko'rdinglar? Urinish nuqtasidan ularning umumiy urinmalarigacha bo'lgan masofa. Umumiy urinma deganicha shunaqangi urinma bor, urinma tegib ketadi, bilasizmi? Teng. Shunaqangi bo'lsa, bunga ham tegsin o'sha urinma. Ikkalasiga. Ha, demak, mana bunday shakl bo'lgan ekan. Bunday kelib turib o'tib ketgan. To'g'ri, ikkita urinma bo'lgan. Bitta urinma mana bu joyda urinma, mana bu joyda urinma, ko'rdinglar? Bitta urinman ikkalasi tegib o'tib ketadi. Umumiy urinmada endi bu. Aytayapti. Ikkita aylana urinish nuqtasidan deyapti. Umumiy urinmagacha bo'lgan masofani toping deyapti. Tushundinglarmi? E'tibormi yo'q? Shu nuqtadan urinmagacha bo'lgan masofa so'ralyapti. Savol yo'qmi? Bo'ldi. Radiuslar nechidan mana? Bittasi 3, bittasi 2, bittasi 6. Mana markazi. Markaz. Markazdan urinmagacha nima bo'ladi, qardosh? Radius. Perpendikulyar bor, ham radius. Mana shuni nechta bo'lgan ekan? 2. Qaranglar. Mana bu joy nechta bo'ladi o'zi? Nechta? 6. 6. U ham perpendikulyar bo'ladimi? Markazdan, markazdan. Endi aylanamiz, anaqaroq bo'lib qoldi, ko'rish qo'yiroq bo'lib qoldi. To'g'ri tushunasizmi? Xo'p, endi bir narsani bilib qo'ying, xossa bor. Ikkita aylana bir-biriga tegib o'tib ketadi. Markazlari bor-ku, to'g'ri bir chiziqda o'tadi. Mana uringan joyi bor-ku. Va aylana markazlari bir to'rtchiqda edi. Qanaqadir kesma bor-ku, bu yoqqa chekib turdik, sinib keyin bu yoqqa qarab olmaydi, sinmaydi, tushunarli? To'g'ri chiziq ham aylana markazi bo'ladi, nargisi aylana markazi bo'ladi. Uringan joyi o'rtada yotadi. O'rtada emas, o'sha kesmada yotadi, tushunarli? Bir to'rtchiqda yotar ekan. Demak, mana bu holatda sinmasa ekan kesmalar, to'rt chiziq bo'lar ekan, mana bu to'g'ri kesma. Tushunarli? Diqqat qiling. Mana balandlikda bir-biriga parallel bo'lib aytdim sizlarga. Diqqat qiling. Mana shu joyda xo'p, trapetsiya shakliga o'xshab qoldimi? Boyiga o'xshab, mana bunga o'xshab qaraydi. Mana bunga o'xshab qoldi, qaraydi. Endi shu vaziyatda bizda mana bu x to so'rayapti hozir, mana bu x-imiz. Nima qilsak bo'ladi, qaraydi? 5 ta tomon boshqa 2 ga bo'lamizmi? Yo'q, bunday qilamiz hozir. Hozir boshqa bir narsa qilamiz. O'rta chiziqcha tomingizda, chunki mana bu joyni chiqib keting, 2 ga teng. Bu yoqni chiqib keting, 6 ga teng. Chunki o'rta chiziq tomoni teng 2 bo'lar, o'xshamaydi boyiga qoldi. Nima qilamiz? Jami necha? 8 degan?
Hop, ona bak kesetelim şöyle ki. Bir kesme tarttım. Şimdi çizmemiz her, ben bu ikilik, bu altılık mesela. Aslında dedim ki, burayı okşatıyorum, ben yaşlı bir şey yapacağım. Çizme çırağı çıkmadım. Hop, kareyle. Ortasından tartsam ayı. Cem 8 mi 2'ye aldı, kareyle cem. Bana bu çüken nokta, ortasından tartsam. Bana bu cem neçi böyle? Tort. Bu cahici. Tort. Savar, tort torttan burayı paralel kesme tartsam. Bana bu kanakadır, y diyemez, şu y neçi getir? İkide, asoslar yığıntı, yani bana bu kareyle. Mana bu 2 6lik va 2lik kesmam bor-ku, shuni o'rtasini o'tyapti, qaranglar. O'rta chiziq o'qayapti, qora kesmamiz. Demak, y nechaga teng bo'lgan? Y teng 4ga. Y barobar 6 qo'shilgan 2 ni yarim nechaga teng bo'lgan? 4ga, yetib bordim. Diqqat qiling. 4 bo'lgan bo'lsa, mana bu 4ga teng bo'ladi. Endi nima qilsak bo'ladi? Nega tortdingiz bu kesmani? Kim aytadi? Qarang, bu mana shu joyda endi. Radius toplar, ana toplar. Ne toplar ki? Radius toplar ki? Ama toplar gitken, 2 bölerken, sağdaki bir ayı. Haa, ben radius, ben hiç yok gireyim, tuzdaki. Bana bir şey 2'li ki. Bana bir şey 2 böler. 2. Niye 2 böler? Çünkü cam torut değil mi? 2, 2. Toplar kesme anakta, kulübülü böyle diye başlayacak. Ama bir taraf 2 böler, 2 böler, 2 kesme okuyup. Özü, çırağına pişseyle 2 kiri böler. Korunan arası, siz bana uzayla başlatın sizlerle. 2-2'lik böldü. Mana bu x aslı da endi yazılı boyu için ortasından böyle yaptı da endi. Doğru mu? 2-2'den cevap koyuyor. Ve paralel mana bu y'ye 2-2'ye doğru mu? Demek ki mana bu x kiçkine şekildeki trapeziyi ne yapalım? Orta sıvı koyalım. Çekendi öyle şey. Haa. Demek ki mana bu x aslı da bitti asasım. 2-2'ye deyin. Mana şu ikinci trapeziyi asasını içi getirin. Y'ye yani doğru getirin. Şunu yarımı getirin yok olalım. 6 yarımı. 3 mı gelin? Çünkü ilan yok. Yani bitti kesme top, kof merkezden okuz aldım ve uygu iki top. Top ki girgim, bana bu 2-2'lik bugün trapezi acil asası okuyorum. Yani çünkü ile, bu, bana şey top merkezden. Top ki en gün soru, 11. soru. 11'de. Aylinadan taşkarıdaki noktadan otkazırken iki de urunmanın urunuş noktaları aylinanı bu 9 nisbetteki iki de yoyu acil ederken. Şu dinam çarptın mı? Bana aylana bugün. Ve iki turun mu bugün? Bu 9 ispatı acil ederken. Bir turun mu tüketti. İkincisi mi desem? Bu tüketti kanalı. Urunuş noktalar var. Ve aylana iki de bolak ki bunu ya. Dedi doğru böyle. Bana bu bolak. İki de bolak. Bir de kiçkine yoy. Doğru mu kareyle? Ve bir de kanalı pastik yattır o. Yoy. Şu iki de yoy. Kanalın ispatı bunun yanında yaptı. Bu 9. Ve bana bu canı içi bulalım. X bana bir cevap. 9 X. Yeti bu arada mı? Bunda cami. 10X. X koşulurken 9 X ne gideyim mi o işe? Doğru. Çipiyen. Ya uzun bize ne soruyor? Yeti haberiyle. Orun bana orası bir şey soruyor. Yani bütün ayına ne çikiratı var işe? 160. 160. Şunu alayım. Doğru ayına özür ki çipiyen. Lekin bir tamamen öyle geldi. Bütün yürüyen yolun mas yağı üzülüğü getireyim. Bir kayda ayet matma başı değil. Ayına yağı var mı? Bir yağı. Bana kadar. Aylanın mos yoy uzunligi mana bu L'i mos yoy alfasiga teng bo'ladi. Yani mana bu 30 gradli yoy bo'lsa, bu yoy ham 30 gradli yoy aslida. Tushundingmi? Orasi 30 gradli burchak bo'lsa, mana bu yoy ham 30 gradli aylanan joyga to'g'ri keladi. Agar 45lik bo'lsa, 45lik yoy bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni unda butun aylana 360likka to'g'ri kelish kerak ekan demoqchiman. Tushundingmi? Mana shuni ishlatyapsiz aslida. Hop, demak mana bu jamni qo'ysam 10x bo'ladi. Bu esa 360ga teng. 10 10x teng 360 x teng nimaga? 30 6 ga. 36 biz mana bu nechta gradli yoyga to'g'ri kelar ekan uni mos yoyi. Mana bu ham x bo'lsa, gradlik bo'lsa, bu ham 36 gradlik desam tushunasizmi hozir? Yo'q, 36. Bu ham 36 emas, qanaqadir 36 kara 9. 9likcha, chunki mana bu joyga mosda, shu yerda. Pastki qismi. Yo'q, x deyman. Ha, tushundingmi bo'ldim? Hem pastki qismi qanaqadir burchak xullas kelam. Bo'ldi. Bizdan mana so'ragan oxirida urunmalar orası diye burçak. 36. Bana bir cahaya neçi böyledi? 90. Bana bir cahaya 90. Bunu bana bir cahaya neçi bölüşü gerek? Alfa oturup doğru mu? Sağ ol. İkide 90'ın zayıf olsa. 180'ın çıkıp git düşün. Yani neçi kop git hadi yani. Bu yüzden 80. Çünkü cam 360'ı veriş gerek bize gel. Top burçak şeklimiz. Bu yengi olacak. Bu topa doğru. Alfa 36'ın o koşusuyla. Neçini veriş gerek? 180. 180. Bunu alfa neçi böyledi?
Birisi 44. Demek birisi 44 gradislik yayını. Urum arası için şaka bu yani. Niyeti bu arada? Sağ ol oğlan. Demek ki ağızda şey var dedi. Keyin kişinin ağızlığımızı götürtemiz. Elin uzunluğu götürtemiz. Demek keyin mevzu. İkinci mevzuyumuzu götürtemiz. Elin uzunluğu diyeyim ben. Elin uzunluğunu formasyon ettim. El bana var. İki bir yerdi değil mi? Demek. Brent sağ ol. Getir oraya arası. Aylananing 6 izos 3 ga teng bo'lgan vatari 120 gradli yo'lni tortib turadi. 6 vatar bor ekan, demak, aylana bor. Vatar nimaning bilasiz, mana vatar. Vatar uzunligi necha ekan? 6 izosida 3 bo'lgan ekan va vatari 120 gradli yo'lni tortib turadi. Demak, markaz mana bu bo'lsa, mana bu orasi necha grad bo'lgan ekan? Yo'y uzunligi, mana bu yo'y mos burchakka teng. Orasi 120 bo'lgan ekan, yetib bordim. Mana bu joy radiusdanmi? Qarayin, sizlarga savol aytayapti. Aylin uzunligini toping debdi. L toping debdi-ku. L formulasi 2P'mi? R 6 bo'ladi, tushunadimi? Mana siz. To'g'ri. Qarayin. Ya'ni, mana bu qanaqa uchburchak? A, B, O desam agar, teng yo'lning orasi 120 mi? Bir qoida aytgandim. Sizlarga A bo'lsa, mana bu joy izos 3 ta bo'ladi. O'tgan darsda ko'p burchak o'tib ketdik, agrasiz bilaning. Kim esdan chiqqan bo'lsa, kosinuslar teoremasidan qilib turib r topsa ham bo'ladi. Xohlasa mana bu joyga radius tortib turib, kichini x kesimini tortib turib. Orasi necha grad bo'ladi? 60 bo'lishi aniqmi? To'g'rimi? Qaranglar. Qarsdek katetni yopishgan gipotenuzga nisbat sinusni topsa ham bo'ladi, tushunarli? Xohlasa. O'shundan chiqadi. Xolos, mana o'chiramiz. Demak, qaranglar. Mana bu joy 120 mi? R bo'lsa mana bu joy ildiz osti 3 terga teng bo'ladi qoida qilganda esinglaringizdami? Demak, o'z-o'zidan 6 ildiz osti 3 teng ildiz osti 3 ta erga ildiz ostiga ketadigan bo'lsa ertaga nechiga? 6 ga. 6 ni bu yoqqa qolib ketsa uzunligi nechiga teng bo'ladi? 12 pi ga, tushundingizmi? Ya'ni 6 kerak-ku 12 pi bo'ldi. Savolmi? Yo'q. Yaxshi. Ikkinchi savol. 2 da aytayaptiki, endi 90 darajasi teng. Kim ko'rishyapmiz? Orasi 90 da. Endi bo'lsa, o'zingiz ishlab ko'rasiz. Xo'p. Uchinchi savol. Aylananing uzunligi 18 pi izos 2 ga teng. Aylana uzunligi degan sizlarga L barobar 2 pi deb olasizlar. Va shu nechaga teng deyapti? 18. 18 pi izosida 2 ga teng. Demak, pi lar ketdi, 2 lar ketdi, 9 qolib ketdi. Radius nechi bo'lgan ekan? 9 izda 2 ga. Demak, o'sha aylananing radiusi bor deb bizada. Qanaqadir aylana radius tayyor. Aylanadagi AB vatar 90 gradli yo'lni tortib turadi. Vatar uzunligini tortib so'rayapsiz hozir. Demak 18 bo'lgan ekan. Qaraylasizlar, mana qarasiz, nima bo'yapti? Vatar aylanani 90 gradli yo'l tortib turadi. Mana bu joy 90 gradli bo'lgan ekanmi? Mana bu joy 90 gradli bo'lgan bo'lsa agar mana bu joy 90 mi? Ha. Mana bu bizda radiusimiz 9 izos 2 danmi? Ha. Mana 9 izos 2 tarafi ham. Bizdan vatar uzunligi so'ralyaptimi? Vatar uzunligi nima degan shunda? Qanaqadir bizda qanaqadir x tursa bo'ladi. 90 90 ikkita katet bir xilmi? Mana bu x nima bo'lardi? Mana bu a bo'lsa mana bu izos 2 ga deydi esinglarda. Mana buni a deb tura qoling, mana masalan s deb turaylik, gipotenuzdan izos 2 a, ya'ni r deb turaman, tushunarli? Chunki r r-dan-ku. Demak, 2 ildiz 2 r-imiz teng bo'ladi, izos 2 r-imiz teng nimaga bo'ladi? 9 izosida 2 ga. Nima? Hipotenuza. Shoshmang, bunday qilib. Demak, mana bu s gipotenuzamiz, ya'ni vatarimiz izos 2 termidir. Errorni olib kelib qo'yaman, tushundinglar-ya? 9 izosida 2 ko'paydi, izosida 2. 2 izni ko'paytirsam 2 jami 18 degan javob chiqadi, tushundinglar? Xohlasanglar kvadratlar, kvadratlar yig'inisi teng qanaqadir c kvadrat kelib turib topsanglar bo'ladi, bitta narsa kelasiz. Xo'p, 3-chi savolga qarab, 3 ketdi, 4-chi savolga qaraylik. 4-chi savolda aytayaptiki, 4-chi savolda teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchakning kateti, ya'ni teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchakning kateti, vergul, uzunligi a ga teng bo'lgan aylananing diametriga teng. Tushundiryapsizmi? Teng yo'lli to'g'ri uchburchak bo'lgan ekan, xullas, kateti deyapti. Uzunligi a ga teng bo'lgan aylananing deyapti. Uzunligi a ga teng. L barobar a ga teng demoqchi, tushunarli? O'zi L formulasi nima bizda? 2 pi r. Radius nechiga teng bo'ladi? O'shni topsanglar. A taqsim 2 ta pi. Tushunarlimi? Uzunligi a bo'lgan deyapti-da shu. Masalan, uzunligi masalan boya bizga aytdik-ku, 18 pi izos 2 deyapti-ku, shuni a deyapti hozir bizga. Tushundingmi? Xo'p, demak radius topib oldim.
Hipotenuzanın uzunluğunu topin yaptı. Boyu kat edetken. Ayken kat eti. Kat eti. Teng doğru çubuk şey değil. Kat eti. Uzunluğu A geteyim bölgen. Diyametre geteyim. Kat eti. Var doğru çubuk şey. Kat eti. Bana bu kana kadar A. Teng yolu diyor. Bu yana A. Bu kana kadar. İlzas 2. A. A bölgenliği A. Bizde mana şu soru yaptı. Fazla gibi. Çünkü ne? Mana nasıl? A. Bu kana kadar. B. 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 Kitoru yaptım. Çünkü ben A yuvalanıp kalmasın. B. B. İlzas 2. B. Bölgen bana amca. Bizde hani hipotenuzanın soru yaptı. Ve şartta etken de KTT de yaptı. Diyametre gitti indi belki doğru mu? Diyametre ne diyen? D beraber 2 terim idi. 2. Evde mi getirdin bize de? A taksım 2. Pi. Pi gen. 2 ile geçti. Demek diyametre A taksım pi bu gen eken. Ama onda KTT diyen. Bana bu KTT diyametre gitti indi diyen mi? Onda bu KTT içi bu gereken? A taksım pi. Bu KTT içi A taksım pi. Unda bunu izahsız kopya edersen, izahsız 2 kopya edersen, A taksın, pi konuştuğu cevabı vermeyin. Çünkü lan, çünkü ben yomuzuyla kayıtadan bir hikmet işleri, bu adlı cariye aslında. Prostan ben mürekkebleştirme olayım, buluşum mümkün, lakin cariye A getirin aslında, eğer tafı aldık ve diametre tafı aldık. Ayrıca şu diametreki kayıtta teyim bu gendi. Şimdi tanıdı mı? Ayrıca da D, izahsız 2 dedik koyuyla buldu. Bir tane aslında gelsin. Beşinci soru. Beşinci soru da yetilerdi ki, demek. Aylanadan tashqaridagi nuqtadan ungacha bo'lgan eng uzun va eng qisqa masofalar 6 va 2 ga teng ekan. Aylananing uzunligini toping debdi. Aylana bo'lgan qarang. Mana shu aylana bo'lgan. Tashqari nuqta bo'lgan ekan deydi. Tashqari nuqtadan aylanagacha eng qisqa masofa to'g'ri borgan masofada, urinma emas, to'g'ri borgan masofa, to'g'rimi? E'tibordami? Şu ne çiğdeyin? En kısa masrafımız. İki gideyim diye mi? İki gideyim. Şu noktadan ailene geçip oluyor en uzak masrafı. O kesip oluyor diye kesmemiz. Canı kalırız. Pakti yapana basit kadar çünkü de doğru mu? Canı. Diyametre onu geçiyorum. En uzunu böyle şu. Şu anlıyor musun? Sağ ol getir oraya. En uzun ve en kısa kesmelerimiz eken. Demek bana bu joy radyustan bu değil mi? Bana bu joy. Doğru mu işte kesmemiz? Canı ne çiğdeyim bana? Canı sana. 6 diyen mi? Gapda ishlaydi. Bittasi 2 degan mana bu narsa. 2. Keyingisini 6 deganmi, jami? To'g'rimi? 6 degan bo'lsa, mana bu 2 zayd bo'lsa, mana orasi necha bo'ladi? 4. 4mi? E'tibordami? Radius 2 ga teng. Ha, 2 ta erlik kesman teng 4 ga teng bo'yapti. Radius necha bo'lgan ekan? 2 ga. Bizda aylana uzunligi L 2 perni so'ragan. R ni olib kelib qo'y, 2 ga 2, 4 ta tiyligini topsak bo'ladi, tushundinglarmi? Aniq tushunarli bo'ldimi? Yaxshi yoza olasiz. Demek ki yeni mavzu gördük, aylana yayının uzunluğu. Yay uzunluğu bana yaptım. Kiçkine L harfi bile belirlenir ve R alfa dedi mi? Radius ve alfa. Orası yer alfası. Burçaya git. Doğru mu? Radius mi? Bu şuan topu toparız. Birinci soruyu toparız. Birinci soruyu yaptı ki, hop, aylananın merkezi burçaya 100 gradus. Unga tiralgan yay uzunluğu 10 cm. Aylana radiusun topping. Eğer pi 3 geteyim bu sırada yaptı. Yani pi'ni 3 tuva optürgen de yaptı. Şimdi ne kovuz ki yap koydu. Pi 3 10 turdu ki bize de. Şunu 3 tuvap durgen de. Hop, bana aylana bugün. Bana şu aylana ne de yaptı? Merkezi burçak. Bana bu orta merkezi, bana merkez değiller. Merkezi burçak yetçi bugün eken? 100 gradus bugün. Çünkü lan 100 gradus bugün. Ve yay uzunluğu 10. Yay uzunluğu bana bir L değiller deseyle de. Şu L neçi bugün eken? 10 cm bugün. Savol da yaptı. Radius top beresen de. Çünkü lan. Demek oz ozdan formula L beraber R L etor, R alfa etor. Hop L'imiz 10 cm, radiusumuz normalum, alfamız radyan da bo'ladi. Bu 100 gradus ki hozir bu. Radyan ga o'tish uchun 100 kopya etirilgan pi taqsim 180 qilamiz. Bilasizlar mana bu qolipini. Trigonometriyada o'tganmiz. Hop aytayapti. Mana bu ikkalasi ham aynan 20 ga bo'lsa 9, 20 ga bo'lsa 5 qoladi. Mana pi nechiga teng? 3 ga teng ekan. O'zi aytgan, chop turgan-da. 3 bilan qaraylik. Demak 10 barobar r ko'paytirilgan 5 ko'paytir 3 taqsim 9 bo'lib qoldi. 3 bilan 9. Mana bu ikkalasi ketadimi? 2 ta qoladi. Bu ikkalasi ketsa 3 ta qoladimi? Demak proporsiya qilsam r barobar nechiga bo'lgan ekan? 6 ga teng bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Demak radius 6 bo'lgan ekan. Xo'p. Demak keyingi savolga o'tamiz. 4-chi savolga o'taveramiz. 4-chi savolimizda to'rtinchi savolimizda. Uzunligi 30 ga teng bo'lgan aylananing 30 pi ekan.
60 grenzli yayını tartıp turuncu yay üzüldüğünü tartıp inirdi. Hop. Demek. Üzüldüğü 30 pi. L beraber 30 pi bulalım bize. 30 pi. Ve onun kıymetini çekin. 2 pi r yetin. Bilesli. Üzüldüğü uzay. Yay deme yapıldı. Kıskarsa eğer r netçi bulalım. 15. Demek 15 radyuslik aylana bugün. Onun üzüldüğü netçi bugün yansıldı 30 pi bugün. Bayağı yaptı. 60 grenzli yayını tartıp turuncu yay üzüldüğü. Hareyle, bana bir ayrını 60 gradüslü yay bana bir 60 bölgeni için hali 60 gradüslü orası ne etti bana bir 15 bölgeni radüslerimiz bana bu da yaptı, yay uzunluğunu elde tapı bir de yaptı için hali hazır, dokumentarını işle veremem bu da halısı, kegin adı namcım tık getirelim hareyle bu vaziyette L, küçükün L beraber R alfa ile radüsüyle 15 alfa ile 60 gradüs pi taksın 3 tünelli yani razıyan götü pi deyip ben de kirası kıskarsı 5 kaladı mı cevap 5 pi bu gerek tünelli mi o zaman mantık oylaş gereği bütün uzunluk neçi getin 30 pi 60 gradüs de yani bütün 360 gradüs bu sayı 6'dan 1 yani mi yani 6 mertte küçük bir gradüs doğru mu bu kod tort vardı 6'da böyle ki bölüp çıkılıyordu bu de yani bana bir cam uzunluk 6 tepeyini ne kadar koyuş gereken camı 6 yuvarlı koyuş gereken 6'dan 1'e gel şu 5 diken cevap çıkan çünkü ne? Yaxşı. Hop, kengim soru getirdi biraz. Bize de 6'ın soru. 6'ın soru da yapıla yaptık ki. 6'ın soru. Radius 8 geteyim bölgen yani aylananı. Radius'ı. 8 geteyim bölgen yani ne görüyorum size? Hoş. Pi taksım 8 radyan geteyim bölgen yayın uzunluğunu topin. Şunu dinlensem olayım. Radyusu 8 geteyim bölgen aylananın. Pi taksım 8 radyan geteyim bölgen yay özürlüğünü tapıyor. Tan yok verip koyuyor mu? Radyus 8. Radyanı verip koyup da alfa neçi geteyim? Pi taksım 8. Yay özürlüğü diken L nime geteyim gidi. L var o var. R alfa mıdır? Radyus 8. Bana pi taksım 8 kıskarsa? Pi. Cevap tayar değil YouTube için hali. Yani şuna bak savunlar var da. Ne gibi bu nakik yandı? Bu bir yolu var buna. Ben hata hoşlayıp bana oturmayla. Oturayım payıttı. Buna konusuna çıkışı mümkün 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 7. savun. 7. savun da yaptı ki. Uzunluğu 10 pi geteyim bölgen aylanı. Uzunluğu 10 pi geteyim bölgen aylanı. Radyusu 20 geteyim bölgen yoy şekilde keltirilgen. Uzunluğu 10 pi bölgen L 10 pi'lik aylana bölgenekken de şu 2 pi'ye geteyleştiremem. Sıraçı aylana uzunluğu bilen yay uzunluğu yanaştırıp koymayalım. Aylana uzunluğu 10 pi diye. Demek bütün aylana bu. Yay demeye. Çünkü ne? Bu diyen 2 pi'ye geteyleştiriyoruz. Yay'ı diyen uzun bilen demeye. Çünkü ne? Bu diyen radius neçe geteyim yok kaldı. Sıkart geteyim. 5 diye. Çünkü ne? Pi ile keterde 5 2 olsa 12 olsa 5 diyen cevap çıkar. Demek radius 5 diye bölgenekken. Ve et yaptı ki radyosu 20'ye tek bölgen yay şekliye keltirildi. Hasıl bölgen yayının merkezi burçakını tapıyı indirdi. Ne diyeyim çünkü ne var? Nerede yayı koşuyor? Dikkatli ile bu en ana da ne dedi? Nazlı bir sorularınızın iktisi değil mi? Ne dedi? Sağolun çünkü şükür bir soru. Kaçtan okuyayım. Uzunluğu 10 pi ile aleni bölgen. Uzunluğu 10 pi bölgen. Radyosu 20'ye tek bölgen yay şekliye keltirildi. Hadi bakın tamam hadi. Ne çırptıram aslıyı? Eğer hazırca gene aslam aslında. Bana ver ne bugün? Uzunluğu ne çıkıyor? Opsi uzunluğu? 10 pi midir? 10 pi bugün. Çünkü ne? Bütün uzunluğu. Çünkü kes alt. Çünkü ne? Kesip kenara aç yap. Orası mı? Çünkü ne? Kan day dur aylana buladı. Bu arada uz aslıdı. Kesip açken payetim var bana bu uzunluğu bana bunu kesme razı verir bugün. Bana optaşın sıkıntısı bu tarafı kere mesleği. Yani bana bunu açsam, bana da bu şekilde yok balkor değil mi? Şunu merkezi burçakı netçi bugün eken ya uzunluğu? Yok. Radyosu netçilik? Radyosu 20'lik. Bana bu radyosu 20'lik narsiyası var işte. Kesme, yok merkezi burçakı yok yasa var işte. Bana bu bütün uzunluk el bu ise, bana bu küçükken el yayımız var mı? Uyan, bana bu katta L yani 10 pi geteyim bol oladı mı? Şunu tıran başkası hop, ben seni yorum. Bu bol olmuş, şeklim yok. Ağzını yakın, bak değiliz. Hadi.
Mana qarang, oddiy mana bu narsa. Oddiy mana bu aylana qilsa, rezink oddiy mana, to'g'rimi? Maskamiz rezinkasi. Hop, qarang. Mana shu aylana ham qanaqadir oddiygina. Mana shu aylana o'tirib, to'g'rimi? Qarang, shu aylanani kesib oldim. Kesib olsam, u 10 pekin. Kesib olsam, mana bu shaklga o'tib qoladi. Demak, xullas dumaloq shakl bo'ladi. Qanaqadir ne aylana bo'ladi, dumaloq shakl bo'lib qoladi-da. Va kattaroq aylana bir qism bo'lib qoladi, to'g'rimi shu narsa? Ya'ni mana shu uzunlik butun mana shu dumaloq uzunligimizni kesib otsam, mana bu shakl yoyiga to'g'ri kelib qoladi. Tushundingizmi? To'g'ri kelib qoldi. Va aytayapti, u aslida uni to'ldirib chiqsang, katta aylana aslida u deyapti. Tushundingizmi gapimni? Yoki oddiyroq tushuntirsam, katta aylanani radius 20 li joyda, qanaqadir burchak va alfasini kesib olganda, shu yig'ilishsa tuzlik paydo bo'lgan bo'lishi kerak, oddiyroq tushuntirsam. Tushundingizmi? Bir qusur, uzun kabelni yig'ib turibdi, katta aylana bitta joyini kesib olgan, yig'ishtirib qayirib bitta aylana qolsa 10 pili bo'lar edi. Tushundingizmi? Ya'ni buni uzunligi mana bu joy uzunligiga teng, tushundingizmi? Shundan yasalyapti. O'shani katta ochib qo'ygan payt radius necha bo'lgan ekan? 20. Bizda nimani so'ragan? Oxirda hosil bo'lgan markaziy burchak, mana buni so'rayapti, alfani so'rayapti, tushundingizmi? Bu degani 10 mana bu kichkina L deymiz aslida, R alfa deymiz. Mana bu kichkina L katta L ga teng. Aslida nechaga teng? 10 ta pi. Radius nechaga teng? 20 ga teng. Alfa turibdimi? Mana bular qisqasi 2 qoladimi? Hop, 10 ta pi, mana 20. Radiusimiz 20 bo'lgan bo'lsa agar pi taqsim 2 o'qiyapmi? 90. Hayolam tik qolib ketyapti. 2 pi bo'lsa butun aylanib qoladi deb o'ylab qolganman. Tushundingizmi? Ya'ni mana qisqartirish o'zini tushunmay qolmasgina. 20 ga bo'lsa 2 chiqadi. Ya'ni pi taqsim necha bo'lgan ekan 2. Mana bu 90 darajali bo'lgan ekan. Tushundingizmi? Endi sizlarga isbotlab beraman ozgina. Qarab turing. Mana shu radius nechaga teng bo'ladi? 12. Radius. Demak 10 ta pi barobar 2 pi r deymiz. Aynan, to'g'rimi? Qisqasi r teng nechaga? 5 ga. Savolda sizlarga oddiy bir elementar savol. Radius 5, bu radius nechaga teng? 20. 20. Shu 5 lik kesmamdan o'rab chiqsam, 4 barobar kattaroq chiqib kelam shunda 20 lik. Mana bu 90 gradusga chiqyapti-ku. Bu 360 dan paydo bo'yapti. 4 dan 1 bo'yapti, ko'rdingizmi uzunligi? 360. Demak, 90 chiqdi. Shunaqa demoqchiman, tushundingizmi? Xo'p. Xullas bu shunchaki mantiqiy o'ylash joyingizgina ekan. Aslida mana bu dokumentarlik yo'lim shu bo'lgan ekan. Yoylar uzunlik bilan yo tenglashtirilar ekan, xullas. Bunaqa savollar. Keyingi savolga o'tamiz. 9-chi savolga qarang. 9 aytayapti, shu qisqaramiz endi, xudo xolasa. 9-da radiusi 1 ga teng bo'lgan 3ta 3ta yoyga bo'lingan ekan. Radius 1 ga teng bo'lgan aynan 3ta yoyi bor ekan. Mana radius 1 ekan, o'xshay xullas, 1 lik radius. 3ta yoy, 1, mana bitta bo'lak. 2 ta bo'lak va jami 3 ta bo'lak. Mana bitta, 2 ta, mana buni jami 3 ta bo'lak. Va aytayaptiki, 1, 2, 3 son proporsional. X, 2x va 3x tushunarli. Bu degani butun nechaga teng bo'lishi kerak? 360. 360 ga, to'g'rimi? Demak, x qo'shilgan 2 ta x qo'shilgan 3 ta x teng 360 ga. Demak, 6 ta x teng 360 ga. X teng 60 ga. X teng 60 ga. Mana bu necha gradus bo'lgan ekan? 60. Qaranglar, yoy uzunligi 60 gradus bo'lmagan, shunchaki tushuntirish aytayapman sizlarga. Boya aytdim, yo santimetr emas, eshitiringlar. Mos yoy uzunligi mos markaziy burchakka teng dedim-a? Mana bu markaziy burchak 60 bo'lgan, tushundingizmi? Mana bu kichkina bo'lak. Mana bu joyichi 120 lik. Mana bu joy 200 180 lik, tushunarli mana bu joy. Aslida tekis bo'lish kerak ekan, qaranglar aslida, tushundingizmi? E'tibordimi yo'q? Demak, eng katta burchak markazi 180 lik bo'lgan, eng kichkina 60 lik bo'lgan. E'tibormi? Bizda markaziy burchak so'ralyapti. Demak, eng katta yoy uzunligi deyilgan ekan. Mana 180 ga mos, mana bu joyimizda bizda shundan hozir. Mana shu L so'ralyaptimi? Demak, L ni formasi qanaqa? L barobar R alfa midi? Radius nechchi degan boshda? 1 lik deyilgan. Alfa nechchi? 180. Nima degan u radianda? Pi degan. Demak, elimiz pi ga teng. Radian hisobida olindi, ko'rdinglarmi? Xo'p, keyingisi 11-chi savolga qarayman. 11-chi savolimizda aylananing uzunligi 8 ta pi ga teng ekan. Aylana uzunligi 8 ta pi. L barobar 8 pi bo'lgan ekan. Demak, unda bu 2 pi ga tenglashtirilsa bo'ladimi? Radius nechiga? 4 ga. 4 ga teng radius aylanan bo'lgan ekan-da, xolos. Uzunligi deyapti. Uzunligi uning 90 gradusli yoyiga teng bo'lgan radius toping deb. 4 dan 1 shundami qarayman? Mana misol teskarisi qarayman. Radius to'g'ri bo'lgan ekan. 90 gradusli nimaga teng bo'lgan ekan? Yoyiga teng bo'lgan, qarayman. Unda radius nechchi bo'ladi?
to'rtdan biri bo'lsa agar 16 mi? Yo'q, shunday. Bir bora to'ppa-to'g'ri. Nima deysizlar? Bir bora to'ppa-to'g'ri. Ya'ni qaranglar-da, radius to'rtlik aylana bo'lgan-ku. 360 gradusdagi bo'lgan. Ha, boya to'rtdan mana buni o'yladingmi? To'rtdan biriga to'g'ri kelyapti. Mana bu 5 bo'lsa, aniq 20 bo'lganda. Bu teskari. Buni keyin ramlar qayon beradi. Mana bu joyini ko'p shibsa deydi. 4 chiqyapti. Kichkinadan so'ra bizdan 1 degan javob bo'ladi endi. Tushundingizmi? 4dan 1 kichkin. Chunki 90 gradus deyapdim deb. Tushundingizmi? Yoki o'sha L ni katta L ga tenglashtirib, mana bu songa o'xshab chiqarib qo'ysangiz ham bo'ladi hozirgina. Teskari jarayon bo'ladi faqat, tushundingizmi? Harakat qilib ko'rasiz o'zingizlar. Xo'p, qolganlari ham shu. 13 savol og'zaki yo'nalishga berib ketaman. Radius 12 ga teng, markaziy burchak 105 ekan. Doiraviy sektorning yoyi aylana shakliga keltirilibdi. Ha. Ana javob. Mana shu savol. Demak, radius 12 ga teng bo'lgan ekan. Hop, markaziy burchak 105, demak alfa 105 gradus hozircha, tushundinglar? Pilik o'tkazib olasiz o'zingizlar. Ya'ni pi taqsim 180 bo'ladi, tushunarli? Bilib olish o'zingiz uchun. Ya'ni radian ichidagi. Bo'lgan doiraviy sektorning yoyi aylana shakliga keltirildi. Yoy bo'lgan ekan. Qanaqadir yoy. Mana markazi qanaqadir alfa berilgansa, mana alfa bor, tayyor. Radius 12, tushundinglar? Mana bu kichkina L topa olasizmi? Tushundinglar? Demak, L ni formulasi mana bu ikkalasi nima qilish kerak? Javob chiqdi qanaqadir. Masalan, bir pilik bir 10 pi degan javob chiqdi misol uchun, misol uchun. Endi chiqqan mana shu 10 pilik kesmami qayirib aylana esa bo'pti. Shu aylanani deyapti, nimasini toping deyapti. Radiusni toping deyapti. Savol. Mana shu kichkina L ni yig'ishtirsan. Yig'ishtirsan. Qandaydir aylanani uzunligi bo'lib qola oladimi? Demak, mana bu yoy yangi aylanani nimasi bo'lib qoldi? Uzunligi bo'lib qoldi. Tushundinglar-ya? Demak, bundan chiqqan ikkalasini ko'paytmasdan chiqqan mana bu R alfadan chiqqan ko'paytma yangi aylanami L ga teng bo'lib qoldi, tushundinglar-ya? Bu L ni uzunligi nimaga teng? 2 pi kichkina deb qo'yqan. Ha? Alfa mana berib qo'ygan yerda. Tushundinglar-ya? Radius bormi? Alfa bormi? Mana bu L olib tashlaydi, mana tenglashtirib qo'yadi. Mana bu radius olsangiz bo'ldi, hozir tenglashtirib, tushundinglar-ya? Yaxshi savollar. Yo'q. Yaxshi, darsni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar.